Evet, herkese merhaba. Yeni bir oyunla beraberiz. Temelde Sony'nin yaptığı bir oyun. Quantic Dream diye bir firmanın oyunu. Aslında bu Sony'ye ait firma anladığım kadarıyla. Değilse de değildir yani. Diyecek bir şey yok. Evet, şimdi yeni bir oyuna başladık dediğim gibi. Ne diyor? Etkileşime geçmek için sol tıka basılı tut ve fareyi gösterilen yönde hareket et. Evet. Kahramanımız uyandı. Şöyle yavaş yapıyorum önce bir. Evet, ne diyor? Yine klasik oyun tuşlarıyla kontrol etme. Bütün tuşları kontrol ettik mi? Evet. Şuraya yaklaştığımızda da işte pencereyi açmak için basılı tutup gördüğünüz gibi balkona çıktık. Ne yapıyoruz? Aşağıya mı atlıyoruz buradan? Ha, yok. Sadece dirseğimizi koyuyoruz. Evet. Kaldırınca tekrar dönüyor. Sonunda YouTube bizi fark etti. Videolarımıza görüntülemeler gelmeye başladı. Bakalım kanal daha büyüyecek mi? Büyüyor gerçi daha yani. Büyüyor mu? Büyümüyor mu? Fark ediliyor da. Evet, karakterin ne düşündüğünü istediğiniz zaman sağ klik tuşuna basılı tutarak dinleyebilirsiniz. I better take a shower and get dressed before I go downstairs. Evet, tekrar bastım. Şu neymiş? Fotoğrafa mı bakacağım? Yani bu kullanım biraz sıkıntılı oyunda maalesef. Yani belki iyi bir şey tasarlayıp ya da özgün bir şey tasarlayıp yapmışlar ama maalesef olmamış. Gone shopping. I'll pick the kids up from school at lunchtime and then I'll come home to get things ready for Jason's birthday party. Don't work too hard. I love you. Evet, evet. Geziyoruz şu an evde. Neymiş? Kuşumuz var. Bakalım kuşumuza. Burası banyomuz galiba. Evet. Dişlerimizi fırçalayalım ya sabah sabah. Kendimize gelelim. Evet, aynı anda basıyoruz. Sağ sol yapıyoruz. Yani aslında bu sinematik, aynı zamanda bu interaktif, bakın şeffaf bir şey karenin içinde doluyor. Güzel yapmışlar aslında ama nedense bilmiyorum, bana olmamış gibi geldi ya. Bir kusuru var. Ya da seri bir şekilde kullanamamak gibi bir problemi var diyeyim. Burada ne varmış? Oğlum varmış. Telefon mu varmış?
Ha şeymiş. Kıraç makinesiymiş. Tamam kardeşim, yakışıklısın ya. Ha, yani diyor ki sağa sola çevirirsen. Tamam. Şöyle çevirdik. Tarafa çevirince ne oluyor? Burada şu an bir şey yok. Orada bir tane boxer görüyorum. Muhtemelen duştan sonra değiştirecek kıyafetini. Böyle algıladım. İstediği hızda yapmazsak kırmızı oluyor ve hatalı kabul ediyor, deaktif oluyor kısacası. Evet, duşumuzu aldık. O zaman gardırobumuza gidelim. Kamera açıları için sol kontrol tuşu, CTRL tuşu. Evet, kameralar değişebiliyor. Peki. Neyse, yani oyunda bu tip şeyleri, hangi tuşa basacağınızı söylüyor. Evet, gardırobumuzu açtık. Duşumuzu aldığımız için kıyafetimizi giyebiliriz. Tabi sürekli böyle duş almalar, diş fırçalamalar olmuyor. Yani oyunun başında bu şekilde yapıyor bir defa. Biliyorsunuz o tip simülasyonlar, oyunlar da var. Günlük ihtiyaçlarınızı gideriyorsunuz falan. Burada böyle bir şey yok. Yani işte şu an istediği yavaşlıkta. Evet, şimdi biraz hareket kabiliyetimizi, evet işte mesela oyunda böyle zorluklar var. Onun istediği anda o tuşa basacağız. Basmadık mı yanıyoruz. Basamayabiliyorsun ya. Dalıyorsun. Dikkatin dağılıyor. Tamam, hadi bakalım. Şu Twitter gündemiyle ilgili haftalık bir video mu yapsam, olayları konuşsam, paylaşsam. Yani çok konuşma taraftarında değilim de, çünkü millete sarmış, millete laf atmış oluyorum. Onu pek istemiyorum yani, kimseye de bulaşmak istemiyorum. Ama en azından paylaşıp genel yorumlar yapabilirim belki. Öyle bir planım var ama elimde o kadar çok hazırlamam gereken video var ki bunun böyle tek düze rutin bir
programı da buna dahil etmek şu an bana biraz ağır geliyor. Evet, saat şuna bakalım. I've got some time before Grace and the kids get back. Better get some work done. Evet, işleri nereden hallediyorduk? Mutfak, oturma, üst kat, yatak odası. Şurada bir müzik var. Müzik cihazı. Ne bu? Radyo mu? CD çalar mı? Peki, müziğimiz de oldu. Şurası da yemek odası. Bu vatandaş bir de mimar. Evi de haliyle güzel tasarlanmış. Ya da güzel mi tasarlamışlar bilmiyorum. Evet, harikasın, müthiş bir çizgiydi. Bu da ikinci müthiş çizgi. Ha, ne diyordum? Twitter gündemi diyordum. Zahra'nın gündemdeydi yine. Birilerine bir şey söylemiş, sonradan vazgeçmiş, özür dilemiş. Abi işinize bakın ya, niye böyle sarıyorsunuz ki bir şeylere? Ona laf söylüyorsunuz buna. Yani bunu da söyleyin, kibarca söyleyin küfür etmeden. Eskiden ben de çok küfür ederdim. Yani bunu söyleyen biri de hani millete akıl verecek durumda biri değilim ama ne bileyim işte. Biz kendi halimizde küfür ediyorduk. Bizim çok öyle takipçimiz olmadı hiçbir zaman. O kadar takipçim olsa kat kat dikkat ederim yani. Belki de etmem. Ki vardı da yani benim de öyle 1000 retweetli tweetlerim çok oldu yani. Hoş ben insanlar takip ediyor diye beni yönlendirmesin diye şey yapardım, şarkı paylaşırdım. Zaten kimse heavy metal sevmez, yani büyük oranda sevmez diyeyim. Özellikle şarkı atardım ki sıkılsın benim gönderilerimden, gitsin diye yani. Çünkü bu defa seni bir tweet için ya da işte bir siyasi görüş için ya da bir bakış için takip almış, senden hep benzer tweetler atmanı bekliyor. Ya kardeşim, atmıyorum. Tamam, o görüşteyim ama yani orada takipçi seni manipüle ediyor kısacası. Bundan da hoşlanmıyorum. O yüzden kitlemi bilerek kendim isteğimle kaybettim. O yüzden de bu burada YouTube'da hiç o topa girmeyi düşünmüyorum. Yani mümkün olduğunca
Ve mutlaka kendi özgün yorumlarım mutlaka olacaktır. Ufak tefek de podcastlerde bir şeylerden bahsettiğim oluyor ama çok kısa yani. 30 saniye, 10 saniye, 20 saniye. Gerek yok çünkü yani. O zaman dediğim gibi bir siyasi görüş çerçevesinde ya da bir şeyin çerçevesinde geliyor insanlar yani. So this is your big day, huh? İstemiyorum. Am I grown up now? 10 years old, that's not exactly grown up, but you're getting there. Now, can I drive your car? And I think you're gonna have to wait a little while for that. Ethan, can you please help me? I'm coming. Böyle işte basılı tutuyorsun. Muhtemelen basmazsan elindekini düşürsün. Ah, they've been so excited since this morning. I could hardly keep them in line in the supermarket. How's your day been? Managed to get any work done? Not really. I tried, but I didn't really nail it. I hope I get inspired because we're supposed to be presenting the plans to the client next month. Oh, I've got a billion things to do. It'll never be ready before Jason's pals arrive. Can you please help me? There should be plates in the living room cupboard. No problem, leave it to me. Hey, Ethan, I thought I asked you to take care of the plates. I forgot. They're in the living room cupboard, right? Yeah, they haven't moved since last time I asked. Dur kardeşim, bir kahve içeyim. Yani işte belirli bir siyasi görüş ya da bir odağın çerçevesinde bir kitle istemiyorum yani. Yoksa ben de işte şu görüşteyim, şu şeydeyim deyip kitle toplamak kolay yani. Aslında bu kitleler de tabii büyük kitleler. Bunun için insanlar gelir yani. Biraz da Jahreyn onu yapıyor aslında. Bir sosyal medya manipülasyonu yapıyor kendince. Manipüle ediyor yani mevzuları. Ya biliyoruz bunların neyin ne olduğunu da yapmıyoruz yani. O da çok farkında ne yaptığını ya. Hani önce küfür edip sonra özür dilemeler falan. Farkında yani. Yani girmek istemiyorum açıkçası bu topa yani, sözcüsü. İşte oyun mu oynuyorum? Oyuna baksın abi. İşte M sokağında kabusun hikayesini mi anlatmış? Ona baksın. Ona alsın benden. Neredeydi bu? Ha, bu oturma odası şey değil. Yemek odası değil. Tabaklar burada bir yerdeydi galiba. Heh, şu dolapta. That door is always sticking. Give it a big tug. Tamam, sert çektik. Kızma. That's the set my mother gave us. Be careful, okay? Don't worry. I wouldn't want to be responsible for a diplomatic incident with your mother. Neyse, bunları dedikten 6 ay sonra siyaset konuşmaya da başlayabilirim yani. Benim işim belli olmaz. Türkiye'de zaten siyaset konuşacak bir şey kalmadı ya. İzliyoruz sadece. İnsanların fikirlerini değiştiremiyorsun. Yani değiştiriyorsun ki değiştirdiğim de olmuştur. Düşüncelerini değiştirdiğim olmuştur. Ya da ikilemde olan insanların tamamen yol gösterip önünü açmışlığım olmuştur. Ama işte iki kişinin fikrini değiştirmişim ya da bir ona bir bakış getirmişim. 100 kişiyle de kavga etmişim. Ne gerek var? Ya da bir şey söylüyorsun, diyorsun ki ya bu böyle. Kavga ediyorsun. Hayır, yapmayın arkadaşlar. Bak, bu yanlış bir fikir ya da
Bu söylediğin doğru değil. Of course, I'm just checking that it still works. Yeah, sure. Birileriyle kötü oluyorsun. 5 yıl sonra senin düşündüğün şeyleri, fikirleri daha şiddetli bir halde savunuyor insan. Sen o arada kavga etmiş oluyorsun. Seninle bozuşuyor işte, küsüyor ya da ona ters geliyor. Yani kimse şey de demiyor, ya İlkay sen haklıydın. Özür dilerim, ben bu düşünceler içindeydim ama sen haklı çıktın deyip onore de etmiyor yani. Yani böyle, o yüzden kötü kişi siz olursunuz. Ben aydın bir insan değilim ki yani toplumu aydınlatayım. Yani öyle bir misyonum da yok. Çünkü öyle bir kitlem yok ki ya da öyle bir donanımım yok ki insana ya da insanlara önderlik edeyim ya da işte topluma ışık tutayım. That's it. I'm free as a bird. Kitlemiz yok yani. Hey, 5 minutes, boys, okay? After that, we've got to eat because your friends are going to be here okay, soon. Okay, we promise, Mom. Who wants to go first? Me first! No, me first! Easy, fellas. You can both have a turn. Me first! No, me first! All right, Jason. Let's do the helicopter. Nasıl yapıyoruz bunu? Yani mouse'da bir daire çizdim de o kadar da küçük bir daire çizmemem gerekiyormuş. It's my turn now. It's my turn. Okay, Sean, get ready. Here we go. Düşmemesi için şey yapıyoruz. Ondan sonra da 10 yıl sonra bel fıtığı loading. Come on dad, show us how strong you are. Show us big muscles. Evet evet. Be careful, hang on. Ben de dedemin sırtına çıkardım. Sonra adam iki büklüm oldu. Whoa! Yo! Yeah!
I got you. Food's ready, kids. You coming in? We're coming! İyi, tekrar oynatmadı bari. Çocukları yenildik diye çocuklara. Evet, yemek zamanı. Nereye gidiyorsun kardeşim? Ben sağ ol. Sean, lunch is ready. I'll go get him. Sean'ı getireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bir iyi bir baba figürü, bir baba portresini bize anlatıyor oyun. Her şey bu kadar güzel ve mutlu olursa zaten oyun olmazdı. Mutlaka bazı olumsuzluklar olacak. Evet. Sean? Travmalar başladı. What's up? It's Merlin. He's dead. He's dead and it's all my fault. No, it's not, Sean. Of course it's not your fault. I'd give anything if you could come back to life. You know, Sean, there are some things which just have to happen. Even if you don't want them to. It's not fair, Dad. It's not fair. I know. I know. Shoes for Sean. Can you watch Jason for a minute? I promise we won't be long. Sure, no problem. We're not going anywhere, are we, Jason? Come on, honey. Evet, oyunun acı bir hikayesi var. Jason. Şuradan Jason. Ya işte ebeveyn olmak da böyle zor. Çoğu insan bunun farkında değil ama işte herkes niye evlenmiyorsun falan. Evlenenlerin %90'ı bu sorumlulukları bilmeden, hesap etmeden evlenen insanlar. Yani bana öyle geliyor. Jason, you really shouldn't wander off like that, you know? There's an awful lot of people in here. Please, Dad, can I have one? I would really love to have one. Şimdi ben böyle bir durumda. Okay, let's go by. Ben böyle bir durumda müsamaha gösteremem yani. O diyor ki uzaklaşmamalısın. O diyor ki bana bir tane alabilir misin? Dinlemiyor seni yani. The red one. Here you go. That'll be $2, sir. Jason, wait for me. Wait for your dad, son. It's really crowded in here. Evet, işte son 10-15 yılın, 20 yılın. Sir, you owe me $2. O meşhur çocuk yetiştirme yöntemi var ya. Çocuğumuz dışa dönük yetişsin. Al, dışa dönük yetişti.
change. It is impossible to try on a pair of shoes with this crowd. Where's Jason? He was here a second ago. I bought him a balloon. I turned around and he just disappeared. Disappeared? What do you mean, disappeared? Stay here. I'll go get him. I'll be right back. İşte bu duruma mesela katlanamazdım ben. Ya benim sözümü dinleyecek abi orada. Yani benim de köpeğim var. Kardeşim hayvan bensiz adım atmıyor. Ama bunun da karşılığında başına bir iş gelmiyor. Yani çocuk dışa dönük yetişti, buyur işte. Watch it, Jason! Jason! Watch it! Nerede bu? Hey man, watch where you're going! Yani tabi buradaki ebeveynde de hata var. Çocuk dinlemiyorsa dinleteceksin bir şekilde. Gerekirse parayı verme. Dön peşinden git. Ama... olmuyor işte. Oyun gereği olmadı. The red balloon I bought should make it easier to spot. Evet, biz de mavi balona bakıyoruz da. Özür dilerim, kırmızı balona. Göremiyoruz. Jason! Jason! Hey man, watch where you're going! Jason! Yani çocuk bilemez bazı şeyleri. Mecbur senin uyarı yapman gerekiyor. Bunu da maalesef sık yapman gerekiyor. Ama işte adam ne yapsın, bir anlık olabiliyor yani. Bir an boş bulundu ve çocuk gitti. Watch it. Jason! Ha, şurada balon var. Jason değil.
Evet, diğer balon. Bu arada arkadaşlar, burada başarıya ulaşmak diye bir şey yok yani. Çocuk sizin şeyinizle kurtulmuyor. Evet, Jason'ı kaybettik. Oyun böyle bir girişle, intro ile başlıyor işte. Grafikler de fena değil. Bakayım kaç yılına ait bu oyun. 2010'da yapılmış. 2010'un grafiklerine göre gayet başarılı bir oyun. Özgün müzik dalında ödül almış bu oyun. Yine hikaye dalında da ödül almış. Evet, hikayesi oldukça güzel, etkileyici. Çok da spoiler vermiyorum. Oyun içerisinde izledikçe görürsünüz. Hi, Sean. Hi, Dad. Evet, araç kullanacağız. Tabii bir GTA gibi bir kullanım şekli yok burada. Neyse ki yok.
ne yapıyoruz? Dikiz aynasını ayarlıyoruz. Sen de at kendini bir yerlere canım benim. Seni de kaybedelim. Yani çocuk işte, bir şey diyemiyorsun. Yaptığı yanlış da olsa, yaptığı şeyin bilincinde, farkında değil. Ama işte ebeveynlerin bu noktada ben biraz daha katı olunması taraftarıyım. İşte bu böyle bir sonuç oluyor yani. Yani daha mı iyi oldu böyle? Bu tip bir şey herkesin de başına gelebilir. Zor bir şey. Kolay bir şey değil yani. Çocuğa bazı temel eğitimleri vermek. Ya bunun için kızacaksın kardeşim. Yola atlama diye bağırıp çağıracaksın gerekirse çocuğu da. Tamam, belki bu kabul edilebilir değil ama ölmesinden iyidir. Ha tabi pedagoglar ya da bu alanın uzmanları bunun daha doğrusunu bilir. Ben doğrusunu bildiğimi söylemiyorum bu konuda. Bilmediğim bir konuda, uzmanlığım olmadığı konuda ahkam kesmekten nefret ederim ama fikrim biraz daha sert olunmalı. Dayak değil tabii ki. Ama en azından bir sözünü dinletecek yaklaşımın olması lazım. Bunu bir şekilde zaten işin uzmanları belki bağırmasına da karşı çıkar, doğrudur, evet. Daha başka şekilde çözerler. Cezalandırarak, işte bir şeyi kısıtlayarak, işte tabletini kullanamayacaksın şu kadar saat gibi. Doğrusu da olur, evet. Benim söylediğim artık hiç dinlemiyorsa. Çünkü sonuçta çocuk sadece evin içerisinde bulunmuyor, yani bir çevresi var. Okulda başka şekilde yetiştirilmiş çocuklarla karşılaşıyor. Onların verdiği tepkiler ışığında kendi de bir alışkanlık ediniyor. Bir Grace. Neymiş bir Grace? Şu gazete mi ne? Evet. Origami katili tekrar saldırdı mı? Evet. Evet, bir çocuk katilinin haberi. Grace has Sean this weekend. Seems like he can't wait to get back to his mother. Nasıl kapatıyoruz şimdi bu televizyonu? Neyse, kapanmasın, tamam. Çalkalayalım meyve suyunu. Bir de tabii çocuk yetiştirirken
Yani benim köpeğim var, oradan da biliyorum. Tabii bir köpekle bir çocuğu karşılaştırmıyorum, yanlış anlaşılmasın ama. Yani sonuçta sürekli ona bağırarak, sürekli çağırarak ya da hayvana dövüp bir şey yaparak. Bu, hani bu şekilde terbiye edemezsiniz yani, kontrol edemezsiniz. Yani aynı şekilde çocuk da öyle, sürekli... Atıştırma, ev ödevi, yemek mi? Ne? Snack mi yazıyor orada? Evet. Homework ve yatak diyor. Tamam, atıştırmalığını aldı. Yani o şekilde kontrol edemezsiniz. Çocuğu da, köpeği de. Yani. Benim kendi köpeğim. Ben şu an ne dersem onu yapıyor. Yani ben... O benden bir defa dayak yedi, o kadar. Yani böyle her gün dövmeler falan. Mecbur kalıyorsun, niye? Sokakta bir tane başka hayvan var. Bir kere oyun oynayacağım diye koşturduk Pitbull'un yanına. Bilmiyor ki yani onun ona zarar vereceğini. Yapıştı boynuna. Kocaman diş izi kaldı. Zor kurtardık. Yani diğer köpeğin sahibi de. Ya bende de kabahat var. Kayışla gezdirmedim. Neyse ki karşı tarafın köpeğinin kayışı vardı. Yoksa onu da suçlu ilan ederdi. Neyse, sonuç olarak sözümü dinlemiş olsa, ya ben onu sürekli kayışla da tutmak istemiyorum çünkü o kayışı çıkarmamın sebebi de özgür olması, enerjisini atması. Sean, do you want to do your homework now? Please, Dad, let me watch TV a little while longer. We'll do it later, okay? I think we should just get right to it. Then it's done and out of the way. Now, get your bag and get set up in the kitchen. I'll help you. Sonuçta Kayra'ya saldırdı örneğin. Lafımı dinlese, ki artık dinliyor. Adım atmıyor bensiz. Bazen daldığı oluyor o an. Heyecan yapıyor. Kızdığım an, seslendiğim an tekrar dönüyor. Yani onun iyiliği için, yani başına bir şey gelmesin diye. Çocuk da böyle yani, bir şekilde daha disiplinli olmak zorundasın. Yani onun iyiliği için. Yaşı ilerledikçe, artık bunu algıladıkça bu tepkinin şiddetini azaltırsın. Ya yani tabii bu bahsettiğim gibi, hani o belirli kısıtlamaları yapamıyorsan. Tabii benim şahsi görüşüm arkadaşlar. Bu konuda bir tecrübem de yok, köpek dışında. Sadece yani fikrimi söylüyorum yani. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Şimdi sonuç olarak köpeğimle ilişkimde hiçbir şey yapmama gerek yok ekstra. Kendisi çok rahat. Her sözümü dinliyor, bensiz adım atmıyor. Ve gayet de mutlu, huzurlu, o da mutlu. Herkes diyor ki, ya bu nasıl bir köpek, bu nasıl yetişmiş, bu ne kadar akıllı bir hayvan. Saatlerce kapının önünde bekliyor. Enstitüde, ben üniversite 80 seferken. İşte... Dad, I'm finished. Can I go watch TV? Kimseye izinsiz dokunmaz. Dediğim gibi çişim gelir diye su içmez evde. Yani o kadar... Uslu bir hayvan. Artık benim için hayvan bile değil yani, daha ötesi. Evet, şimdi yemeği hazırlamamız lazım, eğer öyleyse.
It's dinner time. I'd better make something for Sean. Let me have a look. Pretty good. Well, looks like you're done. Off you go. İşte öyle diyorlar Kayra için. Peki bunu ne sağladı? Yani bunu sağlayan ne? Kayra'yı bir sürü aynı cins köpek var. Kimse de onun gibi değil. Ne sağladı bunu? Benim yaklaşımım sağladı. Yani biz onunla oyun mu oynamıyoruz? Az mı yemek veriyorum? Yani herkes hazır mama alıyor. İçinde ne oldu belli olmayan. İşte kemiğin un haline getirilmiş hali ya da işte içinde böyle sakatatlar. Sakatat da yani öyle ciğer falan değil yani. Soluk borusu yok işte akciğer gibi. Tırnaklı şey hayvanların tek tırnak mı diyeyim iki tırnaklı neyse işte. Büyük baş küçük baş hayvanların. Yenmeyen tarafları. Yemeği nasıl yapacağız? Do you want me to get your dinner? Oh yeah, I'm really hungry. Okay, I'll go see what I can find. I'll call you when it's ready. Ya yemeği hazırla işte çocuğa ne bizi bekliyorsun? Zaman kaybettiriyoruz. Yemek vaktini geçiriyoruz. Ben yumurta yapmıştım sanırım öncesinde. Pizza yapmamıştım ve... You can come now, Sean. Your meal is ready. I'm coming. Becerememiştim. Böyle bir şeydi. Hiç o topa girme bırak. Ben de pizza alacaksın sandım. Sen de otur. Pizza bizi de acıktırdı ya. Evet, yemeğini de yedirdik. Daha önce oynadığımda yemek işini becerememiştim. Saate bakalım. Saat 8 olmuş, evet. Neyse. Pizza kolay oldu da yemek işini hızlı hallettik.
Sanırım ben daha önce yumurta mı başka bir şey yapmıştım. O daha uzun sürmüştü. Hadi biraz oynayalım. What do you say we play together for a while? I'd rather watch TV. Come on, Sean. It's time for bed. I'm not tired yet. Can I stay up a little longer? All right, we'll wait a little before going to bed. But don't say anything to your mother, okay? How are things at school? Is your teacher nice? Everything's fine, Dad. Hadi bakalım biraz. Saat kaç? 8:30 mu oldu? Evet. Tamam hadi 9'a kadar dursun. 8'de de yatalım be birader. O kadar da değil. Evet çocuğa şu an zaman veriyorum biraz. Ben de orada bir kahve mi alayım? Öyle yapayım. 9'a kadar zamanımız var. Zaten yanına gidip hadi yatağa diyene kadar 9 olur. Come on, Sean. It's time for bed. I'm not tired yet. Can I stay up a little longer? Now that's not very reasonable, is it? You have school tomorrow. You have to get some sleep. All right, I'm going. Are you coming with me? Go brush your teeth and put on your pajamas. I'll come up. Hadi senin dediğini de yaptık kısmen. Bu ne? Televizyonu mu? Okay. Zaten 9 oldu. Aynen. De zaten yukarıya çıkana kadar 9:20 olur. İyi aferin. Dişlerini fırçaladım. Kardeşi Jason'ın ölümünü resmetmiş. Good night, Sean.
My teddy! I haven't got my teddy, Dad! You must have left it somewhere in the house. Do you have any idea where it could be? No, Dad. Please, I can't sleep without him. All right, I'll have a look around and see if I can find it, okay? İşte mesela bu durumda ben ne yapardım bilmiyorum muhtemelen. Yat evladım derdim ya. Kocaman adam oldun ne ayısı derdim. Yani bilmiyorum bu tip kaprislere ve şımarıklıklara tahammülüm yok. O yüzden bekarım zaten. Ayı arayacağız şimdi oyuncak. Işığı kapatmıyor muyuz? Peki. Ayısız uyuyamam. Saat 10 oldu. Yani işte bir program var onu aşıyor çocuk sürekli. Sürekli onu bir ne derler? Delmeye çalışıyor yasakları. Yani. Thanks, Dad. Good night, Sean. Night. Dad? Yeah? Why do you look so sad? I think I just need some time to get back to the way things were. You know, Dad, what happened to Jason wasn't your fault. Good night, Sean. Örtecektim ama örtebiliyor muyuz? Örtebiliyormuşuz. Amnezi yaşıyor gibi. Yani oyunda tabii çözemediğim şeyler de var. Çözebilen yorumlara yazabilir mi? Yani bir hafıza kaybı yaşıyor gibi amnezi derken. Evet, başka bir karaktere geçtik. O karakter orada kaldı. Bu vatandaş özel dedektif. Niye donuyor ya?
2010'da yapılmış oyunda da donacaksan artık oyun oynamayalım yani. Lauren Winter. Ring any bells? Nope. Can't say it does. Oh, that Lauren Winter. Third floor, last door on the left at the end of the corridor. Şu filmlerdeki birinin bir şey danışınca söylemesi için rüşvet vermesi de ayrı bir mevzu. Burası değil. Lauren Winter. Sorry, I only see clients by appointment. It's $50. I don't kiss and I don't do any weird shit. Fine by me. Ne kadar gürültülü bir yer ya. Put your money on the table. You got exactly 10 minutes when the alarm rings, it's over, okay? 10 dakikada geriye de. Etti $55. You should take your clothes off. We ain't got all day. Actually, I'm not a customer. Ugh, shit, a cop. I should have known. What do you want, a freebie? Is that it? Beleş. My name is Scott Shelby. I'm a private detective. The families of the victims of the Origami Killer asked me to investigate the murders. I came here just to ask you some questions about Johnny. I already told the police all I know and have nothing to add. Leave me alone. I understand, Lauren. I know what you're going through. Oh, yeah? You know what it feels like to find your own son's body on a wasteland? I'm sorry, I don't believe you have the slightest idea what I'm going through, Mr. Shelby. The killer is walking around free as we speak. He'll kill again if he's not arrested. My Johnny's dead, so what difference does it make? Ne yapalım? Numara mı yapalım? Are you deaf? I have nothing to say to you. Get out of here. If we don't find the killer, there'll be other mothers who find their son's body on a deserted wasteland. But you're right. Why should you care? It's not your problem anymore, right? What do you want to know? Kandırdık. Tell me about Johnny. What kind of kid was he? Johnny was really a good boy. Sometimes he fought with other kids who called me a, you know. In his own way, I think he understood what was going on. Tell me about Johnny's father. A loser without a job who liked to beat me after a few drinks. He left the day Johnny disappeared. I ain't seen him since. Coward. Good thing he left. You want one? No thanks, I quit. That's brave. How did your son disappear?
He used to go play with the neighborhood kids after school. It was pouring down something awful that day. I'll never forget it. All his friends came home around 5. All except him. Ya bir karede çıkıyor, adım atıyorum, olmuyor. Bak. Don't touch me. My son was the most precious thing I had. The only good thing in my whole fucking life. He was taken away from me for no reason. Go away. Get out of here. Evet. Ver bir kartını da aklına bir şey gelirse söylesin. Well, if you remember anything, the smallest detail, give me a call. Kahvemi alayım ben. Evet, beklettim. Kusura bakmayın. Yeah.
Lauren! Lauren, open up, baby! It's me! Troy, what are you doing here? I already told you, I don't want to see you anymore. Sorry, Dal. But I really wanted to see ya. What do you want, asshole? Lauren, is everything all right? She's just swell. Now beat it, loser! You again? If you're looking for trouble, you found it. I'm gonna beat the shit out of you. Oh! Asshole. İşte maalesef böyle kombine. Are you all right? Better than him, I guess. Who is he? An ex-client who thinks he owns me. He was getting violent and I told him I didn't want to see him anymore. Well, you should be careful. He'll probably be back. Sorry about the mess. Mr. Shelby? Yeah. Thanks. Evet, dediğim gibi bu şekilde kombine tuşlar var. Oyunun biraz bu zor yönü var. Biliyorsunuz L.A. Noir'de oynadım. Onda aynı olayı şeyi yaşayabiliyorsunuz tekrar. Tekrarı var. Bunda yok. Bunda hata yaparsanız alternatif sonlar oluşuyor. Şunda bile yani şu an. Bu anlamda biraz daha zor oyun. Tabii oyunun sonunu görmemiz için gerekirse alternatif sonları da göreceğiz. Bu da bizim üçüncü bir karakterimiz. Yani bu oyunda tek bir karakter yok. Birden fazla karakteri yönetiyorsunuz.
Bu da yanlış yapamıyorsa FBI'den bir... The zone is sectioned off, sir. Please step back. Agent Norman Jaden, FBI. You got a badge or something, Mr. Jaden? Yeah. Yeah, of course. Check. You can pass. I'm looking for Lieutenant Blake. Is he around? I saw him arrive earlier. He's here somewhere. Thanks. Başka karakterler de olacak. Video memo recording, agent 47023, Norman Jaden, Tuesday, October 4th, 2011. Time is 8:14 a.m. Vatandaşın bu şekilde bir teknolojisi var. Biraz fazla oldu ama. Unrelated to the investigation. Helal olsun, bir şişeden DNA'dır, kimliktir, her şeyi çıkarttı. E'ye bastığımızda gördüğünüz gibi bütün bölgeyi tarıyor. I'm looking for Lieutenant Carter Blake. Thanks. Şu top sakallı arkadaş. Lieutenant Blake, I'm Agent Norman Jaden from the FBI. I went by your office this morning, they told me to be here. Now if you're looking for rain, dead bodies, and highways, you come to the right place. Mike, will you tell that asshole with the bulldozer to stop for 5 minutes? I can't hear myself think here. Right away, Lieutenant. Well, are you coming, Jaden? So, what happened? Some guy taking his dog for a piss found a body about 6 o'clock this morning. We don't know much more right now. Based on what we've seen, looks like the work of the origami killer. Jaden! Yeah, I'm coming. Has the body been identified? No, not yet. We should know more later today. Has the time of death been established? Based on the rigor mortis, must be less than 6 hours ago. We should know more once the coroner has had a look. Jaden! Listen, I can see you're busy. I'll just have a look around if you don't mind. Be my guest. Hey, Jaden, you come and see me if you find anything, okay? We're on the same team now. Evet, biz vatandaşla şimdi gitmeyelim. Delillere bakalım. Şurası bizim ilk karşılaştığımız şişeydi değil mi? Evet, şişe var orada. Tekrar ona dönmeyelim. Şurada başka delilimiz var. Nedir bu? Harry comment, sample of no interest. Comes one of the policemen present on the wasteland. Ya yok artık ya. Ayakkabı izinden de polis memuru tanınmaz herhalde.
Harry comment, the victim is lying on his back. No visible signs of violence. Superficial wound on the right thigh. Blood analysis suggests it could be post-mortem. Probably a scratch that occurred when the body was being moved. The blood report indicates an advanced and long-lasting state of exhaustion. His face is covered with mud, like the other victims. Evet, başka... Başka bir şey yok değil mi? Yine bir kontrol edelim. Yani çünkü bir sağa bir sola dedi. An orchid was placed on the victim's chest. A small origami figure in the right hand. Fingers were probably closed after the time of death. The victim is Jeremy Bowles, declared missing 5 days ago. See reference file. Şimdi tamam oldu. Evet. Olay yerini biraz inceleyelim. Burada bir... Koku var galiba. Harry, come in. Orchid pollen detected. Probably from the flower left on the bottom. Tabii oyun bu şekilde bir dedektifin tamamen Harry, üzerinden yürümüyor arkadaşlar. In the tall grass. Oyun içinde dedektiflik probably de var. The end of the trail. Yani dedektiflik oyunu değil ama dedektiflik de var. Burada bir şey var. Footprints continue just after the pollen trail. There's a good chance that they're the killers. Harry, comment. There are traces of blood on the fence behind the railroad line. Comes from the victim. The killer came this way with the body and probably grazed it on his way through the fence. Oh!
There's a good chance that they're the killers. Side of the boat behind the railroad line. It may be the killer's car. I think I've seen all there is to see. Tamam, burada başka bir şey yok. Yani adam sağa park etmiş. Sonra da vatandaşı buraya sürüklemiş. Buradaki ipucunu da aldık. Aynı şey. There's a good chance that they're the killers. Evet, olay yerini incelemeye devam edelim. Pretty chilly, huh? When did they find the body? Excuse me, but who are you exactly? Tom and Jaden, FBI. If you want to ask questions, you should speak to Lieutenant Blake, sir. Oğlum, biliyorsanız söylesenize, niye artistlik yapıyorsunuz? İçmiyorum kahvenizden. Zeymen Blake burada mı hala? Sample of no interest. Comes from one of the policemen present on the wasteland. I'm heading back to the office. You staying? No, I've seen enough. I'm leaving too. Yok gibi görünüyor, atlamayalım diye. Yeter, üşüdük, ıslandık, gidelim.
Don't think, Ethan. Give me the first idea that pops into your head. Yarasa görüyorum kardeşim. Kusura bakma. Bende problem var. Kelebek deyip yalan söyleyemeyeceğim. Kelebek de görüyorum aslında ama temelde yarasa. A bat. Bu neymiş? Fare, kurt, çizgi. A wolf's head. Yani yengeç. A crab. A shadow. A threatening shadow. I have the results of your MRI scans. Everything seems to be normal. There is no physical damage from the accident. However, I am worried about your psychological condition. I know it's not easy, but you've got to start over, Ethan. You're not responsible for what happened. It's my fault Jason is dead. He'd still be alive if I'd been looking out for him. It was an accident. Accidents happen every day. You can't blame yourself forever for your son's death. How is Sean? I know he's disappointed in me. I'm not the father I used to be. He's a great kid, you know. He deserves better. And what about you, Ethan? What do you feel? I feel sort of anesthetized, as if none of this was real. Sometimes I tell myself this whole thing is just a nightmare and that I'll wake up at any moment. Evet, böyle düşündüren de tabii ki. Is there something else you wanted to tell me, Ethan? İşte bu anlar. I sometimes have these blackouts, times when I don't know what I'm doing. I recover consciousness sometime later, but I'm someplace else, and I have no idea how I got there. Do you think this could be related to the accident? You suffered a massive concussion and were in a coma for 6 months. We really don't know what effect a shock like that can have on the brain. That's the end of this session. We'll continue this conversation next week. You were lucky, Ethan. It's very rare to survive such a traumatic accident. I don't exactly feel lucky, Doctor. Eat something? How did things go at school today? The teacher yelled at me for being late again. She's gonna send me home the next time it happens. I'm sorry about that, Sean. Next time, we'll really pull it together, okay? Aren't you gonna go play with the other kids? I don't feel like it. Is something the matter, Sean? No, I'm all right.
What about that merry-go-round? I bet I can push you so fast you won't be able to stay on it. Great! Whoa! I think my head is spinning. Good training for astronauts, though. I'd like a packet of strawberry-flavored Chewies, please. Thanks. Hey, I got you some Chewies. I hate strawberry. Thanks. It was nice of you anyway. I haven't been on a seesaw in a long time. What do you think? Yeah! Çocuğu düşürme bari. Come on, Dad! Make me fly! Bunlar hep süreli hareketler arkadaşlar. Yapamazsanız yapamamış oluyorsunuz. Çocuk üzülüyor falan yani. Düşürebilirsiniz falan filan. Olmuyor falan diyor. Bir de atlı karınca dedi de asıl atlı karınca şu. Ya da karusel mi? Karusel. Çocuğunu bırakma kardeşim. Nerede çocuk? Aman ha. Bunu da kaybetme. A boomerang? You know how to use it? No, not really. I can never make it come back. Can I give it a try? I've got to be able to improve my catch. Dad? Do you want to give it a try? I won't be able to do it. Oh, come on, let's try it together. Now, the main thing is to get the right position at the beginning. Now, you've got to throw it straight and a little to the right.
now. Throw it! I did it, Dad! Good job, Sean! See? That wasn't so hard. Looks like rain's coming. I think we better go. Okay. You know, sometimes I remember before. I mean, when Jason was still here. Sometimes I wish everything could just be the way it was before. Me too, Sean. Me too. What are you doing? I'm coming. Hey, Dad, can I have a ride on the carousel? Can I? Sure. Go pick a horse and get on. I'll get a ticket. Hepsini attık karınca demiş çeviren. Şuradan bilet mi alıyoruz? One, please. That's a dollar. Nerede bizim çocuk ya? Zamanında kafa gitti adam. Beklemiyordum tabii ki böyle bir şeyi. Thank you.
geçmiş olsun. Evet, bir baba için acı bir şey. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Oyunun bu kısmını bitirelim. Şu bonusla açsın. Sonra da sonlandıralım videoyu. Gördüğünüz gibi hazin bir olay. Çocuklarından biri aracın çarpmasıyla vefat etti. İkincisinde bir anda bir işte amnezi, gerçi hafıza kaybı da bu, bilinç kaybı yani, bilincini kaybediyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. Bir gözün önünde bir sahne geliyor, oradan çocuğun nerede olduğunu bilmiyor. Bundan sonra macera başlıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. En kısa zamanda devamında yüklerim. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz de önemli. Mümkün olduğunca yorum da yazarsanız sevinirim. Kanal bir artış trendine girdi. Zaten bir aydır video atıyorum düzenli olarak. Bir ay boyunca benim sosyal medyada paylaştığım haricinde hiç görüntüleme almadı. Tabi YouTube bu noktada önce bir bekliyor. Bu adam ne yapacak bakalım, bir saniye diyor. Ona göre arama sonuçlarına, önerilerine artık görüntülenmesine izin veriyor diyeyim. Diğer kullanıcılar tarafından. Yani yoksa videoyu yüklemeye engel yok ama görüntülenmiyor yani. Bir yerde çıkartmadığı zaman YouTube göremiyorsunuz. Göremiyor kimse. Bunlar olmaya başladı artık. Günlük 100 ziyaretçiye bile ulaştı, hatta aştı. Bakıyor işte güncel mi, sürekli oyun videosu neyse, içerik ne ekliyorsa onu yapıyor mu? Bakıyor işte bütün o etkileşimlere bakıyor. Ve ona göre yavaş yavaş kanalın rankını, yani seviyesini yukarıya taşıyor. Evet, kanal iyi yolda ama yine de daha iyi olması için desteğe de ihtiyacım var. Abone olursanız ve etkileşiminizi eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, esenlikler.